Saygıdeğer arkadaşlarım, Tayyip'in Milli Savunma Bakanı yaptığı emekli orgeneral Yaşar Güler, iki gün önce İngiliz haber ajansı Reuters'a bir demeç veriyor. Suriye ile anlaşma şartlarını açıklıyor sorular üzerine. Verdiği cevap aynen şöyle. Güler, Türkiye Suriye'den çekilme koordinasyonunu ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir ifadesini kullandı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'nin Suriye'de işgal ettiği topraklardan, yani Birleşmiş Milletler'e üye egemen bir devletin topraklarından askerini geri çekmesi için ne yapması gerekiyormuş bu hafıza göre? Suriye'nin yeni anayasa yapması gerekiyormuş. Yahu egemen bir devletin iç işlerine müdahale etmeye senin ne hakkın var ya? Bu açıkça savaş suçu ya. Peki hafız, Suudi Arabistan'a niye demiyorsun yeni anayasa yap, krallığı sonlandır diye? Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a, Bahreyn'e niye demiyorsun? Taliban'a niye demiyorsun? Bunlar zıvanadan çıkmış arkadaşlar ya. Halkımızın deyimiyle manyamış bunlar arkadaşlar. Suriye yeni anayasa yapacakmış. O anayasayla da ne yapacakmış bu hafızlara göre? Muhalif denen bütün orta çağcılarla masaya oturup iktidarı paylaşacakmış. Şunlara bakın ya. Bir de bununla kalmayacak. O ülkede seçimler yapılacakmış. Yani dinciler de bugün İdlib'de Türkiye'nin bakıp besleyip aylık 450'şer dolarlık maaşa bağladığı, maaşla beslediği işit çizgisindeki orta çağcı meczuplar da Beşer Esad da masaya oturup iktidarı paylaşacakmış. Şuraya bakın ya. Bir de şunu diyor. Sınırlar güvence altına alındıktan sonra, ya sen adamın vatan topraklarını işgal etmişsin ya. Sınır mı bırakmışsın sen? Nasıl güvenceye alacak sınırlarını? Sen çekileceksin ki o da gelecek, askeriyle polisiyle sınırlarını koruyacak. Her türlü geçişi, girişi çıkışı engelleyecek. Mantık yok, akıl yok, fikir yok, hukuk yok, adalet yok, hakkaniyet yok. Bir alay meczup ya. Tayyip bile şu anda Suriye ile anlaşma konusunda bundan ileride ya. Diyor ki eskiden olduğu gibi ailecek görüşüyorduk, yine öyle görüşebiliriz, konuşabiliriz diyor. Bir şart şurt öyle sürmüyor ya. Şart öyle süren Beşer Esad. Diyor ki önce sen işgal ettiğin vatan topraklarımdan çık, benim egemenliğimi tanı, ondan sonra seninle yeniden dostluk anlaşmaları yapalım diyor. Haklı olarak. Onun bile gerisinde ya. Deniz sonu Ahmet çizgisinde ya. Bu Türkiye'yi Suriye bataklığına sokanların başında o zaman Tayyip'in akıl danesi ABD tarafından devşirilmiş din meczubu Bunak, Davison Ahmet vardı ya. Şimdi Gelecek Partisi mi? O meczubun partisi o. Bu da onun çizgisinde ya. Daha önce de bu Yaşar Güler, o zaman Genelkurmay ikinci başkanıydı. Dışişleri Bakanlığı konutunda Ankara'da Davison Ahmet'le, Hakan Fidan'la, MİT Başkanı'ydı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'yla bir gizli toplantı yapıyorlar değil mi? Türkiye'yi Suriye'ye sokmak için, askeri olarak Suriye topraklarının bir bölümünü işgal etmek için yanıp tutuşuyorlar ya. Nasıl bir düzenbazlık ile düzen yapalım da Suriye'ye, o bataklığa Türkiye'yi, Türk ordusunu sokalım diye ya. Ne diyor Hakan Fidan orada? Ya kolay diyor, ben 4 adam gönderirdim. Türkiye'deki boş araziye 8 füze attırırdım diyor. Bakın Suriye bize ateş etti, füzelerle bizi vurdu diye gerekçe uydururuz, dalarız Suriye toprağına diyor. Bunlar anlaşıyorlar o konularda ya. Böyle düzenbazca planlar yapan adamlar bunlar ya. Girdiniz Suriye'ye, soktunuz Türkiye'yi o ülkeye, o bataklığa. Ne kazandı Türkiye? Hiçbir şey. Ne kaybetti? 300 milyar dolar kaybetti ya. 600 vatan evladını kaybetti. Onunla kalmadı. 13 ila 15 milyon orta çağcı meczup ülkemizi işgal etti ya. O belayı açtı. Hala
utanmıyor, aranmıyor. Suriye devleti anayasa yapacakmış da, ortaçağcı meczuplarla iktidarı paylaşacakmış da, ondan sonra görüşecekmiş. Şuna bakın ya. ABD devşirmiş arkadaşlar bunları. Sadece Tayyip Güller'i devşirmiyor. Kuş yumurtası üretir gibi üretmiş bunları. Bu Genelkurmay ikinci başkanlığına boşuna gelmemiş. Oradan Genelkurmay başkan oldu biliyorsunuz. Hulusi Tayyip, o da aynı. O da devşirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'na zıplatınca onun yerine bunu getirdi. Genelkurmay Başkanlığı da yaptı bu mevzu. Şimdi de Milli Savunma Bakanlığı yapıyor ya. İşte FETÖ'yle tavşan kadar yürek taşımayan Tayyip, siyah yönetiminde Türk ordusuna Mustafa Kemalci, layık, vatansever Türk akademisyenlerine, aydınlarına, Ergenekon, Balyoz bilmem ne adlarıyla operasyon çekerken, kumpas kurarken bunlar Türk ordusunun komuta kademesindeydi ya. Aytaç Çalman kara kuvvetleri komutanıydı değil mi arkadaşlar? Devşirilmiş. Hulusi Akar devşirilmiş. Hilmi Özkök devşirilmiş. Necdet Özel devşirilmiş. Bu Yaşar Güler devşirilmiş. Aynen Tayyip Güler gibi bunlar da siyah tarafından devşirilmiş. Hizmete alınmış. Göreve getirilmiş kişiler arkadaşlar. Bakın nasıl ABD emperyalistlerine hizmette hala kusur etmem diyor yani. Yüz karası insanlığın bunlar arkadaşlar ya. Bunların çocukları, torunları iğrenerek kanacaklar bunların atlarını. Ama bunlar ne hallere düştüklerini anlayacak, görecek, kavrayacak mantığa, bilince, mentaliteye sahip değiller arkadaşlar. Tayyip'in kuklaları ya bunlar. Hizmetkarları ya. Şamar oğlanları Tayyip'in ya. Hani Tayyip Güller dinci, orta çağcı, faşist bir din devleti kurmak istiyor. Onların geldi o. Nitekim biz onların da maskesini düşürdük. Bakın bu büyük boy 370 küsür sayfalık kitabımızda din maskesi takılanlar diye teşhir ettik onları. Milyar Ali Yıldırım, Tayyip, Gevisson Ahmet, Kraliçenin Gülü, Bilderbertçi Bebecan. Peki bu Yaşar Güler'in derdi ne? İşte bunun derdi de makam, koltuk arkadaşlar. Amerika devşirmiş, makama, koltuğa satmış bunlar da insanlıklarını. Biz kardeş Suriye'nin ABD emperyalistlerinin bomb çerçevesinde işgal edilerek üç parçaya bölünmesi karşısında da devrimci tutumumuzu ortaya koyduk. ABD emperyalist hayyutlarına karşı mücadelemizi verdik ve Tayyip Güller'in bob hizmetkarlığı yaparken ülkemize ettikleri, halkımıza ettikleri bu ihaneti sergiledik, teşhir ettik ve bunu da kitaplaştırdık arkadaşlar. 2016 bu kitabımızın basım tarihiyle. Ne demişiz? Bit tırları davası. HKP Genel Başkanı Nurullah Halkut savaş suçlularını yargıladı. Bizi cezalandırabilirler, hapsettirebilirler, işkenceye uğratabilirler, öldürebilirler ama asla yargılayamazlar demişiz. Burada kim var? Tayyip var, Gevisyon Ahmet var, Efkan Ala var, Hakan Fidan var arkadaşlar. Aslında bu Yaşar Güler'in planla resminin konması gerekiyordu ama işte bu kompozisyon içinde ancak böyle uygun görmüş arkadaşlar kapak resmini yaparken. Demek ki bir devrimci olarak ABD emperyalist hayyutuna bütün gücümüzle anında tepkimizi koymuşuz, mücadelemizi vermişiz ve hala da vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Katil ABD, Orta Doğu'dan defol diyemeyen her siyasi, her aydın ya gafildir, ya korkaktır, ya haindir diyor. ABD emperyalist çakalı ülkemizin ve Orta Doğu halklarının baş düşmanı, tüm insanların baş düşmanı olduğu gibi. Bob çerçevesinde de ülkemizi üç parçaya bölmek için uğraşıyor. Tayyip Güller de bu boblar kendilerine verilen görevi yapıyorlar arkadaşlar. Yanlış yapmıyorlar, bilmezlikten böyle davranmıyorlar. Bob görevi yapıyorlar. Bilinçlice, haince. Koltuk, makam, ün, küp doldurma karşılığında ABD emperyalist hayyutuna hizmetkarlık yapıyorlar, piyonluk yapıyorlar,
uşaklık yapıyorlar. Vatan satıcılığı, kalk düşmanlığı yapıyorlar arkadaşlar. İşte ülkemizin içinde bulunduğu acı gerçeklerimizden bir kesit de bu. Saygıdeğer halkımızın bizi anlaması gerekir. Karın sağlıcak.